Herkese selamlar. Batı dünyasının İslam ile her zaman derdi olmuştur. Hatta öyle ki Haçlı seferleriyle İslam'ı yok etmeye kalkışan Batı'nın bu hareketinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen önceki ABD başkanlarından Bush, 21. yüzyıl Haçlı seferleri başladı diyerek 11 Eylül komplosuyla Afganistan'a girmelerini yorumlamıştı. Son zamanlardaysa birçok cephede söz sahibi olmaya başlayan Türkiye elbette ki Batı'yı rahatsız etti. Haklı davasında hakkını sonuna kadar savunan ve taviz vermeyen Türkiye'nin bu dik duruşu karşısında öfkelerini uluslararası hukukta Türkiye'den çıkaramayınca İslam'dan çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bu da bir kez daha gösteriyor ki İslam'ın sancakları geçmişte olduğu gibi halen Türkiye'dir. Türklerden intikam almak için İslam'a saldırmayı marifet sayıyorlar. Ve bu kafileye en son Fransa katıldı. Aslında ilk katılan da değildi. Zira daha önce başkaları da olmuştu ve son Fransa olayında gördük ki Türkler ile derdi olanların ilk yaptığı iş İslam'a ve Müslümanlara saldırmak oluyordu. Aslında bu durum onlar için küresel doktrin demektir. Sözde terörle mücadele diye kendi elleriyle oluşturdukları ve bugün açıkça besledikleri teröristlerle yine kendileri mücadele ediyormuş imasıyla tüm Avrupa'ya bu durumu pazarladılar. O teröristlere de bir isim verdiler. Müslüman teröristler. Bu isim onların anahtarı oldu. Müslüman teröristler anahtarı ile birçok ülkeye girdiler. İç savaşlar çıkardılar. Liderleri yok ettiler. Ülkeleri işgal ettiler. Bir de satın alınmış Müslüman ülkelerin liderleri vardı elbette. Onlar sayesinde de bakın Müslüman ülkeler aslında bizim yanımızda. Diğerleri terörist propagandası yapmaya devam ettiler. Uzun süredir bizim dile getirdiğimiz bir iddia var. Dünyada iki büyük güç simsarı aile olan Rockefeller ve Rothschild'ların arasında gizli ve soğuk bir çatışma sürüyor. Rockefeller Amerika'yı küresel aktör olmaktan çıkarmak istiyor. Rothschild'larsa tam tersini. İşte bu yüzden pandemi konusuyla ülkeler ekonomik girdaba sokuldu ve Amerika Bush ve Obama döneminde küresel itibarını kaybetti. Son yıllardaysa Amerika ve etrafında ona destek veren, Avrupa devletlerinin karşısında yeniden hesap yapmalarına sebep olan Türkiye belirdi. Aslına bakarsanız küresel baronların planlarından biri de din savaşlarıydı. İnsanları din üzerinden kırmak arzu ettiklerinden bir tanesiydi. Osmanlı ordularının Viyana kapılarına kadar dayanmasını halen hazmedemiyor, içten içe kin ve nefretleri devam ediyordu. Türkiye yeni bir uyanışın içinde. Elbette bu uyanışı tek başına yaşamıyor. Başka ülkelerde arkasında var ve olmaya devam edecek. Çok uzun yıllardır Batı, Arap dünyasının adeta içinden geçti. Gerek kültürel, gerek ekonomik olarak işgal etti ve dönüştürdü. Dönüştüremediklerini ise savaş yoluyla işgal etti. İç karışıklıkla, iç ayaklanmayla, darbeyle işgal etti. Zira Arap dünyası Batı'nın hafızasını okuyamadı. Batı'nın hafızasını okuyan tek ülke vardı Orta Doğu'ya bir ayağı basan, o da Türkiye'ydi kadim tarihi sebebiyle. Birçok Arap ülkesi çökmüştü. Ayakta kalanlarsa devşirilenlerdi ve bugün onlar da İsrail ile anlaşmalar yapıyor ve Türkiye'ye karşı birleşiyorlar. Bugün Batı'nın birçok cephede Türkiye'ye saldırması, Fransa ve Macron'un ipini koparmışçasına Türkiye'ye saldırması aslında içlerinde, bilinçaltlarında, genetik kodlarında olan korkunun ürünüdür. İşte bu yüzden buldukları Müslüman terörist yalanına kılıf bulmak adına ülkelerinde yaşayan Müslümanları kışkırtmak derdindeler ve provoke etmeye çalışıyorlar. Ancak herhangi bir dinin kutsallığına saldırmak bir provoke etme aracı değil, ahlaksızlığın da ötesidir. İçlerindeki öfkeyi ise İslam'a saldırarak kusuyorlar. Macron'sa siyasi ölümünü hazırladığının henüz farkında değil.
Ancak kendisini küresel saltanatın sahipleri de kurtaramayacak. Bedelini en ağır şekilde ödeyecekler.